Merhabalar, bugün sizlere Opel Corsa ve Hyundai i20'nin karşılaştırmasından sesleniyorum. Her iki modelde yepyeni versiyonlarıyla karşılaştırma konuğumuz. Burada i20'ye baktığımız zaman Corsa'ya göre daha radikal bir değişimle karşımıza çıktı yeni neslinde. Corsa ise Selefi'nin tasarımını korudu, çok radikal bir değişime gitmedi. Burada marka tasarımdan ziyade yeni Corsa'da biraz daha fazla otomobilin teknik detaylarını geliştirmeye odaklanmış. Ancak tasarımsal olarak da tabii ki Selefi'ne göre ciddi farklar var ki bu farklar da Corsa'da ön ve arka yüzünde dikkatli bakıldığında fark edilebiliyor. i20'ye baktığımız zaman Selefi'ne göre biraz daha sportif bir tasarımla karşımızda ve Corsa'da hani Selefi'nde olduğu gibi yine o dinamik tarzını korumayı başardı yeni neslinde. i20'de Selefi'ne göre daha yükseğe konumlandırılmış bir konsol karşımıza çıktı ve burada artık kesinlikle çok daha güzel bir ideal sürüş pozisyonu opsiyonu yer alabiliyor. Bir önceki nesline göre koltuğun derinlik ayarı artık çok güzel, yükseklik ayarı çok güzel. Bundan dolayı da ideal sürüş pozisyonunuza kolaylıkla erişebiliyorsunuz i20'de ve bu anlamda Corsa'da da bir sorun yer almıyor. Yani orada da fazlaca sürücünün isteklerine, taleplerine cevap verebilecek sürüş pozisyonu, ideal sürüş pozisyonu opsiyonları her iki modelde de yer alıyor. i20'nin içerideki bu kabin tasarımı hani bana küçük sınıftan ziyade biraz daha üst sınıfları andıran ve hani biraz daha onların tokluğunu veren bir tasarımsal detayı çağrıştırıyor. Genel konumlandırma itibariyle hani bu gösterge biriminin, buradaki ekranın, havalandırma kanallarının hani bu sınıfta mesela Corsa'ya da göre keza öyle biraz daha büyük tasarlanmış olmasından dolayı hani burada bir B segmentinden ziyade daha üst segmentte bir otomobildeymişsiniz gibi bir his veriyor. Bu durumda i20'ye özellikle içeride dışarısına nazaran daha ağır başlı bir hava katmış. Ancak Corsa'da işler biraz daha farklı. Corsa'nın içerisindeki tasarım hani bu segmenti daha fazla çağrıştıran, daha canlı bir tasarıma sahip ve gördüğünüz gibi farklı türden ayarlamalarla mesela otomobilin dışarısındaki renkle birebir aynı türden bir kontrast yakalayabiliyorsunuz. Bu tarz kişiselleştirmeler yapabiliyorsunuz. Yani biraz daha enerjik, biraz daha canlı hissettiriyor i20'ye göre. i20 bahsettiğim gibi hani dışarısındaki o canlı, daha dinamik tasarıma nazaran içeride biraz daha tok ve biraz daha ağır başlı hissettiren bir tasarıma sahip. Genel olarak gösterge konumlandırmasına baktığımızda birbirlerine çok yakın ve her ikisinde de çok net okunan göstergelere yer verilmiş ve bunların haricinde hani göstergelerin ortasında konumlandırılan yol bilgisayarı da her iki modelde de birbirine çok yakın. Ancak gösterge büyüklüğü bakımından i20'nin göstergelerinin biraz daha büyük olduğunu söylemeliyim ve işte hani bu gibi daha büyük tasarlanmış göstergeler, daha büyük tasarlanmış havalandırma kanalları i20'deki hani o küçük sınıftan ziyade daha üst segmentlerdeki algıyı daha fazla artıran detaylar. Eşya gözleri bakımından segmentteki rakiplerle kıyaslandığında ben bu iki modeli hacimsel olarak genel yaşam alanındaki hacmin yanı sıra eşya gözleri bakımından da başarılı buluyorum. i20'de Corsa'da bu anlamda çok başarılı. Bakıyorum hemen şu anda mesela i20'de vitesin önünde bir göz var. Burayı farklı amaçlar için kullanabiliyorsunuz. Ayrıca vitesin arkasında iki farklı bardaklık yer alıyor ve bu bardaklıkların büyüklükleri de normal ve kolçak içinin hani genişliği de bir küçük sınıf otomobilin ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte. Ve aynı şekilde kapı içindeki eşya gözleri de şişe ve benzeri şeylerinizi koyabildiğiniz eşya gözleri de size makul seviyede eşya gözü sunabiliyor. Eşya gözleri bakımından her iki modelde birbirine çok yakın. Vitesin önünde büyükçe bir göz, kapı içindeki gözler güzel ayarlanmış. Vitesin arkasında ufak bir göz yer alıyor burada ve Corsa'nın hani bardaklıkları biraz daha farklı konumlandırılmış i20'ye göre. i20'de direkt vitesin arkasındayken burada arkadakilerin de erişebileceği bir noktada yer alıyor. Yani burada şu şekilde almanız gerekebiliyor ve burada en fazla kolçağın eksikliği hissediliyor Corsa'nın içerisinde. Her iki modelde de dokunmatik ekran opsiyonu yer alıyor. Büyüklüğü çok güzel ayarlanmış. Bence hani bu segmentteki birçok rakibine zarar hani çok aşırıya kaçmayan ama çok da ufak da olmayan bir ekran. Kullanımı ile ilgili, algılaması ile ilgili muazzam düzeyde bir hani algılama seviyesi yok her ikisinde de ama segment ihtiyaçlarını bence kesinlikle karşılıyor. i20'de biraz daha yukarıya konumlandırılmış olması bu dokunmatik ekranın daha olumlu bir detay. Sürüş güvenliği bakımından daha güzel. Ancak burada hani ergonomi bakımından her iki modelde de bir sorun yer almıyor. Kolaylıkla ideal sürüş pozisyonumda her iki modelin hani dokunmatik ekranına da kolayca erişebiliyorum. Kullanılan malzeme kalitesi ve içlik birbirine çok yakınken burada Corsa'da biraz daha hani kalite algısını iyi hissettiren bir malzeme kalitesi görüyoruz ve özellikle hani bu direksiyonda kullanılan malzemeyi ve bu direksiyon tasarımını ben daha çok beğendim.
Hacim olarak her iki otomobil de ön tarafta sorunsuz. Bu anlamda bir sorun yer almıyor zaten. i20 ve Corsa'nın en önemli ortak noktalarının başında bence şu geliyor. Hacim konusunda hani B segmentindeki en iddialı modelleri bana sorsanız size direkt olarak i20 ve Corsa'yı söylerim. Ve bunun izleri hani içeride kesinlikle var. Ön tarafta zaten hiçbir sorun yok. Arkaya geçtiğimiz zaman da diz mesafesi bakımından hani segmentteki yine birçok rakiple Polo, Fiesta gibi bilindik rakiplerle kıyaslandığında daha iyi bir diz mesafesine sahipler her ikisi de. Ve diz mesafesini bu iki modelinle karşılaştırdığımız zaman birbirlerine çok yakın. Baş mesafesi bakımından Corsa i20'ye göre daha iyi bir baş mesafesi sunabiliyor. Ancak bagaj hacmi i20 cephesinde daha iyi. Burada 301 litrelik bir bagaj hacmi yer alırken Corsa'da 286 litrelik bir bagaj hacmi var. Sürüş yalıtımları her iki modelinde birbirine çok yakın ve hani segmentinde bu anlamda en çok başarılı bulduğum modeller Polo ve Fiesta ve onlarla çok çok rekabetçi bir seviyedeler artık. Onlarla rekabet edecek bir seviyeye gelmişler hem i20 hem de Corsa. Bu anlamda her iki modelde de artık bir sorun yer almıyor. Artık yeni nesil birçok otomobilde olduğu gibi ve özellikle bu durum hani küçük sınıfta daha da baskın bir şekilde yaşanıyor. Bunun izleri Corsa ve yeni i20 ve yeni Corsa'da da var. Her iki modelde artık seleflerine göre biraz daha sertleşmiş durumda. i20 karşılaştırmamıza 1.2 litrelik benzinli versiyonuyla, manuel şanzımanlı versiyonuyla konuk oldu. 84 beygir güç var burada, lansmanda kullandığımız araç zaten. Ve tork değeri de 121 Nm ve bu haliyle 20'ye 11 saniyelik bence oldukça makul bir hani bu güç için performans verisi sunuyor bu motor. 5 ileri şanzımanla kumanda ediliyor. Tabi isterseniz de 20'de aynen Corsa gibi 1.4 litrelik benzinli ve otomatik şanzımanlı, atmosferik benzinli ve otomatik şanzımanlı bir versiyon ile de alabiliyorsunuz. Ancak ben her iki model içinde düşük hacimli turbo beslemeli ve yüksek oranlı yani 6-7 ileri oranlı otomatik şanzımanla kombin edilmiş bir versiyonları da açıkçası beklerdim. Hani en fazla bu her iki otomobil içinde onun eksikliği hissediliyor. Corsa'da otomatik şanzımanla aldığınız zaman 6 ileri bir oran var test konumuzdaki gibi. 20'de ise 4 ileri bir oran var. Limitleri yukarıları taşıdığımız zaman hani Corsa'nın biraz daha böyle canlı bir karakteristiği olduğundan bahsetmiştik ya, tasarımsal detaylarıyla özellikle içeride de bu şekildeydi ve sürüşte de bu var. Yani özellikle direksiyon tepkileriyle model çok ama çok başarılı. Selefine göre ciddi rakipleri Polo ve Fiesta'nın karşısında hani Corsa'nın eli özellikle tutulma karakteristiği bakımından biraz zayıftı. Direksiyon tepkileri bu kadar net değildi ve kesinlikle artık hani bu anlamda Polo ve Fiesta ile rekabet edecek bir yapıya kavuşmuş durumda Polo Corsa yeni neslinde. De hani Corsa'ya göre biraz daha ağır başlı bir karakter var. Mesela Corsa çok daha enerjik hissettiriyor. Özellikle bu ani yön değişimlerinde çok net ve çok hisli olan direksiyon sayesinde size daha fazla bir çeviklik katıyor o yapısı. Ancak i20'deki direksiyon tepkileri hani burada örnekleme yapmak gerekirse Corsa'ya nazaran biraz daha böyle konfora odaklanmış, uyarlanmış şekilde. Hani yol tutuş karakteristiği bakımından i20'de de işler hiç fena değil aslında. Hani biraz daha sertleştiğinden bahsettim. Ancak direksiyon tepkileri bakımından hani önde olup biteni aktarma karakteristiği bakımından Corsa artık çok daha iyi bir seviyede ve i20'den de bu anlamda biraz daha iyi. Ve her iki modelde de serte dönük süspansiyonlar var. Bu kesin, bu net. Ancak sürüş konforu bakımından hani özellikle şehir içindeki o ufak kasis geçişlerinde bu gibi benzer zemin geçişlerinde i20'nin kabininde bu gibi geçişleri Corsa'ya nazaran biraz daha fazla hissediyorsunuz. Biraz daha fazla sarsılıyorsunuz. Ancak yüksek hızlı öyle hafif çaplı hani zemin bozuk geçişlerde çok da can sıkıcı bir sorun yer almıyor. Yine hani Corsa'yla bu anlamda çok ama çok yakın bir kıvamda. Corsa bugünkü karşılaştırmamıza 1.4 litrelik benzinli motoruyla konuk oldu. 90 beygir güç var ve 130 Nm tork var. Corsa'yı otomatik isterseniz benzinli cephesinde bu motorla alabiliyorsunuz. i20 ise yine aynen bu şekilde 1.4 litrelik atmosferik bir motorla Hyundai sunuyor. Orada da güç verileri buraya çok yakın. 98 beygir güç var ve tork değeri 134 Nm. Ve 0-100 değerlerine baktığımız zaman da
i20'nin bu anlamda daha başarılı olduğunu görüyoruz. 11 saniyelik bir 0-100 değeri var. Corsa'nın ise 13.9 saniyelik bir 0-100 değeri var. Ancak Corsa'da Selef'ine göre ciddi bir değişiklik var. Artık otomatik şanzıman 4 ileri yerine 6 ileri bir orana sahip. Hyundai'de ise 4 ileri bir oran var otomatik şanzımanda. Ben her iki modelle ilgili de, yani otomatik şanzımanlı versiyonlarıyla ilgili de şöyle bir beklenti içerisine artık giriyorum ki bu sınıfta da artık birçok rakiplerinde bu gibi alternatifler var. Düşük hacimli turbo besimeli bir motora Opel yeni Corsa'sında geçti. Ancak otomatik şanzımanla onu kombine etmedi. Hyundai cephesinde ise düşük hacimli turbo şu an henüz yok i20 için. Yani her iki model içinde özetle düşük hacimli turbo besimeli ve otomatik şanzımanlı donatılmış versiyonlarını da ben artık bekliyorum bu her iki model içinde. Sürüşte i20'nin Corsa'dan en belirgin farklarından bir diğeri de hani Hyundai'nin burada Opel'e göre sizi bu otomobile daha fazla özgür bırakmış olma durumu. Burada elektronik sistemlerden kurtulabiliyorsunuz. Corsa'da böyle bir durum söz konusu değil. İşte bunu yaptığınız zaman da biraz daha farklı sürüş opsiyonlarını Hyundai burada i20 ile tatmanıza katkı sağlamış. Bu da çok ama çok önemli bir detay. Yani bu anlamda ben Opel'in de biraz daha Corsa'da bizi o Corsa ile özgür bırakmasını beklerdim. Peki yakıt tüketimleri ne düzeyde? Birebir aynı motor şanzıman versiyonlarını karşılaştıramadık ama bir yakıt tüketim verisi de her iki modelinde ölçümledik burada. i20 ile 6.7 litrelik bir karma test tüketimine imza atarken Opel Corsa ile 7.9 litrelik bir karma test tüketimine imza attık. Ancak bahsettiğim gibi hani birebir aynı motor ve şanzıman kombinasyonlarıyla karşılaştırdığımız zaman ancak bu anlamda her iki modeli karşılaştırabiliriz. Burada i20'de daha düşük güçte bir motora sahip olması ve manuel şanzımanın sahip olmasından dolayı daha iyi bir karma test tüketimi elde edilebildi. Ve tabii ki Corsa'daki hani yakıt tüketimini artıran önemli etmenlerin başında da şanzımanın geçiş hızının biraz yavaş olmasından kaynaklı. Yani şanzıman geçiş hızıyla biraz daha hızlı olabilse hem performansa hem de ekonomiye Corsa'da daha fazla bir katkı sağlar 6 litre oranlı otomatik şanzıman. Test taleplerinizi ekranda gördüğünüz Twitter hesaplarımıza ilgili markaya ekleyerek gönderebilirsiniz. Yeni testler için bu videoyu paylaşmayı ve de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.